Ney enstrümanını ilk üflediğinde daha çocuktu. Aradan 30 yıl geçti. Tasavvuf müziğinin o sihirli enstrümanını cazla buluşturdu. Şimdi dünyanın konuştuğu bir müzisyen, Kadın Neyzen Burcu Karadağ, Türkiye'nin sesini neyle duyuruyor? Neyi caz müziğiyle birleştirmeye çalıştım. Bu da yine dünyada bir ilk oluyor. Sertab Erener'le, Fahir Atakoğlu, Fazıl Say'la çalışma imkanı bulduk. Sakinleştirici, dinlendirici özelliğiyle bilinen Ney, dünyada Türkiye'yi temsil eden Burcu Karadağ'ın elinde 7'den 70'e herkese etkiledi. Ve bakın o notalar nasıl dile geldi. Ney çok, sesi çok etkileyici bir enstrüman. İnsanları gerçekten kalbinden vuran derin bir enstrüman. Ney sesini modern müzik türlerine entegre etmeye çalışıyorum. Burcu Karadağ 30 yıl önce, yaklaşık 30 yıl önce bir müzik aleti aldı ve almış olduğu o müzik aletiyle uluslararası bir boyuta ulaştı hikayesi. Neye farklı bir ruh kattı. Dediler ki yani bu kızda bir şey var. Çalarsan eğer hani üstün yetenekli çocuklar sıfatında seni yurt dışına yollayabiliriz. 11 yaşından beri onunla beraber dostluğumuz sürüyor. Bu müziği, bu ney sesini şu anda var olan modern müzik türlerine entegre etmeye çalışıyorum. Caz çok özel, güzel bir müzik türü. Ve son yıllarda çok popüler, bütün dünyada çok sevilen bir müzik türü. Kimse inanmıyor benim ney flediğime. Bir de benim karakterim biraz neşeli, canlı, konuşkan, bıcır bıcır bir... İnsanım. Aksakallı bir dede bekliyorlar ney sesini duydukları zaman. Ama bu algıyı yıkabildiğim için mutluyum. Aldığım tepkiler çok güzel gerçekten. Genç Neyzen'in hedefi yeni neyzenler yetiştirmek ve neyin sesini dünyaya duyurmak. Gittiğim her yerde de Türkiye'nin adını, Türk kültürünü, neyi, Hazreti Mevlana'yı anlattığım birçok ülke oldu.